Sedacığım çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Öyle yani şey yapmayayım, sana önce şimdi bir gireceğim ama çok güzel olmuş saçın. Nasıl yaptın onu öyle? Saç mı burandaki gerçekten? Evet, saç. Bayağı saçtan mı yaptın evet, o kalbi? Evet, saçtan yaptım. Yani Sedacığım ne yapıyorsun sen ya? Kafandaki o kalbin anlamı ne? Çok orijinal, çok sevimli olmuş. Yine bugün içindeki çocuğu herhalde mutlu ediyorsun. Bugün eşime olan sevgimi yansıtmak istedim. Başım tanrıçası olarak geldim. Güzel. Güzel. Seda, kalp kafada mı olur, burada mı olur? Ben anlamadım seni ya. Peki madem bu kadar minnoşsun da o sesler nereden çıktı? Hangisi? Kuliste. Yerine göre minnoş, yerine göre. Kuliste yer yerinden oynadı. Kulis olduğu için ve aslında kıyafetleriniz çok uygun olmadığı için veremiyoruz. Evet. Görüntüleri maalesef veremiyorum ama çok da merak ediyorum ne olduğunu. Niye tartıştınız Sedacığım? Şöyle Nursel Hanım, yine özel hayatıma müdahale edildi. Nasıl? Telefonum kurcalandı. Hayır. Kayınvalidem tarafından. Ne diyorsun? Yok artık. Galerime ya. Girmiş fotoğraflarıma bakarken yakaladım. Mesajımı da üstten okuyup girmiş içine. Bir de bir güzel de Damla'ya gösteriyor. Damla'ya gösteriyor. Evet. Ya Nursel Hanım öyle bir şey yok. Şimdi ben de oradaydım. Üçümüz de oradaydık. Bir anda Seda geldi. Telefonu tutar mısın anne? Lavaboya gireceğim dedi. O sırada bir tane mesaj geldi ama üstten hani kilidi kapanmadığı için gördü kadıncağız. Yani hiçbir suç yok. Orada resim görünce çocuk resmi, 4 aylık bebek resmini açtı. Aa dedi Damla çok tatlı diye. Ay, ben, evet çok tatlı falan. Orada bir bakarken anlamsızca Seda. Yanlış anladı. Resimde evet, bebeği seviyorduk. Mesajı yani da üstten geliyor zaten. Ya zaten. Hiç bakmadı mesaja. Damla gerçekten çok kızdım sana. Neden başkasının telefonu kurdalıyorsunuz bakıyorsunuz ki? Seda niye baksın kayınvaliden senin telefonuna gerçekten? Belki de hakikaten bu kadardır. Yani bu kadar olsa da olmasa da ki ben geldiğimde galerimdeydi. Hayır. Benim sana. Galerimde özel fotoğraflarım da ya, olabilir. Ben ev halimle de fotoğraf çekinirim. Arkadaşlarımın da özeli olabilir. Sonuçta galeriyi de geçtim. Benim telefonumsa bu benim özel şahsi eşyam. Kimsenin bunu karıştırma. Üstten gelen mesajı açmaya hakkı yok. Yani benim elimde birinin telefonu varken mesaj gelse ben kapatırım sırf görmeyeyim. Belki özelidir diye. Hayır, yani sırf kilidi açık diye açıp da aa bebek. Bebek de olmayabilirdi o. Sedacığım ben telefonun mahrem olduğunu biliyorum. Ama biz senin telefonunu kurcalamadık ki. Aynı Damla'nın söylediği gibi Nursel Hanım anlattığı doğru ki Allah'tan da Damla yanımdaymış. Üstten telefonlardan mesajlar geldiği zaman görülüyor. Orada yani farklı bir şey görsem zaten görmemezlikten gelirim. Bebek resmini gördüğüm şifresini için. Şifresini girdin mi? Hayır öyle şifre girmedim ben. Üstten açıktı. Ya üstten mesaj geldiğinde telefonda şöyle indirdiğinizde gözükmüyor mu? Bebek resmini gördüğümüz ya için bir de bana ne göstersin ki? Hayır hayır galeri falan değil. Ana sayfada. Mesaj üstten. Mesaj üstten düşüyor ya böyle. Düşüyor. Böyle indirdiğiniz zaman ekranın bebek çıkıyor her meydana. Her indirdiğiniz zaman çıkıyor ama o bebek. Ama bebeği de görüyorsun. Mesaj ama orada fotoğraf zaman. Yazıyor ya sen o fotoğrafa niye tıklıyorsun? Keşke tıklamasaydın. Ya bakın benim kayınvalidem bu kadar kıt görüşlü bir insan olduğu için ben onu özel hayatımı anlatamıyorum. Sen ne diyorsun ya? Sedacığım, kaynanaya kıt denir mi? Seni şiddetle kınıyorum. Öyle sen ne biçim kuş? Ay Nursel Hanım hiç kusura bakma ya. Evet. Kabul edemem. Ya benim kaynanaya hayatıma saygısızlık sen yapıyorsun. Yapıyorsun. Seda, yani Seda abarttın ama gerçekten. Ama sen de Sedacığım yani. Nursel Hanım bir değil iki değil sürekli özel hayatım olabileceğinden bahsetmek hayatım, zorunda kalıyorum. Hayatım o ayrı haklıyken haksız duruma düşüyorsun şu an. Kıt denir mi? Bir şey söylemedim ki ben. Yani bir kayınvalideye de kıt denilemez. Bu kadar ağır konuşmaya sen buraya kayınvalideni ezmeye mi geldin? Yazıklar olsun. Gelsin annesiyle yarışsın. Kendini ne zannediyor bu kadar? Oğlumu karısıyız, oğlumu karısı yeter artık ya. Ben bu kadar hakaret uğramadım. Benim eşim dostum var, herkes izliyor. Ya en büyük düşman yanımda besliyormuşum ben. Bu ne demek ya? Yarışsın kendi. Gitmiyorum. Seda çok ağır bir laf ettiniz şu an. Farkında mısın? Ne dedim ya? Niye abarttın? Ya kızın hiçbir suç yok. Ben oradayken haksız ya. Konuma düştün.
Seda. Ne dedim arkadaşlar? Kıt ben dememen gerekiyordu. Görüş deme kötü tatlıydın. Bir şey de, yani kötü bir şey evet bana göre kötü bir şey ama kelime olarak kötü bir şey değil. Aman. Yani dar görüşlüğü anlatamıyorum yani böyle bakıyor olaylara. Sonuçta eşinin annesi o kelimeyi kullanmak çok yanlış. Ben de onun oğlunun eşiyim ve benim özel hayatıma karışamam. Sen o konuda haklısın. O mesajı görmemesi gerekiyor. Tıklamaması gerekiyor. Evet. Tıklamış ya, olsa bile kapatması gerekiyordu. Neyse yapmadı ama bilerek de ya. Yapmamış zaten. Kötü bir şey. Bunu sürekli anlatıyor. Ben anlamıyorum ya bu telefon. Nasıl şans eseri ellerine geliyor böyle basmadan nasıl fotoğraf çıkıyor? Çıktıktan sonra bakılıyor. Sen baktığını mı düşünüyorsun evet, kayınvalide? Evet belli ki bakmış. Nurten Hanım zaten bunu, hani, bunu yapmayacak bir insan olsa ben bu kadar tepki göstermem. Ama zaten sürekli bir saygısızlık gördüğüm için özel hayatıma, kendi fiziksel özelliklerime, şahsi görüşlerime karşı bardağı taşırıyor her yaptığı bak, şey. Bak sesini duyuyor mu ya? Evet. Canım oğlum benim ya bu kadar mıydı yani? Sen kimin için ölüyorsun? O neler yapıyor annene? Ben ona en değerlimi verdim, en kıymetlimi, bir tane oğlumu verdim. Onun bana yaptığı şeylere bak. Ya ben kötü bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Kötü bir şey söyledin. O zaman özür dilemek istemiyorum. Çünkü ben her zaman hak edene hak ettiği gibi davranıyorum. Karşımdan nasıl bir karşılık alıyorsam öyle davranıyorum. Geri adım atmak istemiyorum şu an çünkü gerçekten sıkıldım yani bu saygısızlık. Bir cuma bugün final. Evet. Ne kadar güzel enerjide olmamız gerekirken şu an konuştuğumuz ben şeylere zaten... bak. Nasıl şimdi getireceksin buraya? Evet. Burayı yani nasıl getireceksin? Gelmiyor. Özür de dilemiyorsun. Ben zaten benim şu an nasıl gelmezse nasıl yarışacaksın? Merak ediyorum o yüzden soruyorum. Yani gerekirse gideriz öyle söyleyeyim yine de özür dilemeyeceğim. Aa. Ben bir bakayım mı ben? Özür dilerim. Yiğit yanında ama böyle bu gençler, Rabia abla ne olacak ya bu gelinler böyle? Hiç iyi değil, gidişat hiç iyi değil. Bavulunu topluyormuş bak. Allah. Bavulunu topluyormuş. Acım, bak istersen. Yok, bir gideyim mi ben? Ben gideyim. Kadının kimse gitmesin, gidecek biri varsa o da Seda'dır. Yok hayır ben. Bayağı elini öp. Özür dile yani. Yok Nursel Hanım. Yani sizin telefonunuz... Seda gitsene. Sizin yüzünüzden çekimimiz geç kalıyor. Yürü. Beyan teyze, git, sen gidip ikna etmek istiyorsan gidebilirsin ama ben gidip özür dilemeyeceğim. Sedacığım, bence bir tık alttan alman gerekiyor. Vallahi. İnan yok, ki bak. Yani kusura bakmayın size de hani şey yapmak istemiyorum ama. Benimle hiç alakası yok. Benim gelinim değilsin. Şöyle... Benim gelinim zaten böyle konuşamaz. Oo. Ama siz de gelinize bunu yapmazsınız diye düşünüyorum. Müfideciğim. Han geldi, han çok şükür. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet. Ben sizin hatırınız için geliyorum buraya. Bu kadar insanın verdiği emekleri de ziyan etmek istemiyorum. Terk ettiğin stüdyoya bir daha geri niye geliyorsun? Müfide, neyin şovu bu? Ya benden özür dileyecek ya da bundan sonra merhaba merhaba. İster gideriz ister kalırız. Daha bundan sonra bitmiştir benim için. Yanlışlıkla söyledi bence. Bilmiyorum. Kendisi benden özür dilemesi lazım. Beyhan abla. Ama şimdi Müfide Hanım tamam da sen de kızın mahreminden çık artık. Lütfen Beyhan Hanım. Bu kadar yapışma sırtına. Vallahi Seda haklı. Sen hangi aklı kızın telefonunu kurcalarsın ya? İnanın çok kötü kırarım sizi. Çok ya kırıyorum beni doğruyu söyleyin diye. Doğruyu söylemiyorsunuz. Anlatamıyorum derdimi ben. Damla da yanımdaydı. Anlatacağın işin başına geçiyor. Damla da yanımdaydı benim. Allah'tan tek değildim. Bir şey diyeceğim.